Bu videoda 0 pi aralığında, evet 0 pi aralığında x çarpı kosinüs x dx integralini hesaplamaya çalışacağız. Evet bu bir belirli integral. Her zamanki gibi videoyu burada duraklatın ve önce kendi başınıza hesaplamaya çalışın olur mu? Bu integrali nasıl alacağımı, sonra da pi'yi ve sıfırı yerlerine yazıp sonuca nasıl ulaşacağımızı ilk başta kestirmek güç olabilir. Şimdi, burada iki fonksiyonu çarpım halinde görüyoruz ve bu fonksiyonlardan biri olan kosinüs x'in integrali kolayca alınabiliyor. Üstelik integrali kendisinden daha karmaşık da olmuyor. Diğer fonksiyon olan x'in ise türevi kendisinden daha basit bir ifade, hatta doğrudan bir. İşte tüm bunlar bu soruda kısmi integrasyon kullanabileceğimizi gösteren işaretler. Gelin önce kısmi integrasyonu bir hatırlayalım. Buraya yazayım. Belirsiz integral üzerinden anlatacağım ama zaten burada da önce belirsiz integrali hesaplamamız, sonra pi'yi ve sıfırı yerlerine yazıp birbirinden çıkartmamız gerekiyor, öyle değil mi? Elimizde fx çarpı g üssü x dx gibi bir integral varsa, bu integral eşittir fx çarpı gx eksi, Buradakinin tersi yani f üssü x çarpı g x dx integrali. Şimdi az önce söylediğim şeyi tekrarlayacağım. Öyle bir fx bulmalıyız ki türevini aldığımızda türevi basitleşsin. Hatta yazalım. Basitleşmeli. Evet türevini aldığımızda basitleşmeli ve öyle bir g üssü x bulmalıyız ki integralini aldığımızda daha karmaşık hale gelmesin. Bunu da yazalım. Daha karmaşık olmasın. Evet. Çünkü f(x)'in türevi kendisinden daha basit olursa ve g üssü x'in integrali kendisinden daha karmaşık olmazsa bu ifadenin evet bunun integralini almak bir ihtimal kolaylaşabilir. Bu yaklaşımı burada uygulayalım. x var, kosinüs x var. Hangisinin türevi kendisinden daha basit? x'in türevi 1. O halde f(x)'imiz bu olacak, değil mi? Buraya da yazayım hatta. f(x) eşittir x evet o halde f üssü x 1'e eşit olur. Peki g üssü x'imiz nedir? Kosinüs x'tir öyle değil mi? Çünkü integralini aldığımızda daha karmaşık bir hale gelmiyor en azından. Çünkü kosinüs x'in integrali sinüs x. O halde g üssü x'imiz de kosinüs x oldu. g üssü x eşittir kosinüs x bu durumda g yani x yani kosinüs x'in integrali sinüs x olur. Şöyle de düşünebilirsiniz. Sinüs x'in türevi kosinüs x'tir. Artı c'leri falan dert etmeyin. Çünkü bu bir belirli integral. Nasıl olsa bunlar ee, gidecek c falan kalmayacak ortada. Şimdi bu integrale kısmi integral yöntemini uygulayalım artık. Bu örnekte bu ifade aşağıdan devam edeyim. Eşittir fx çarpı gx fx x'e eşit gx de sinüs x'e eşit. fx çarpı gx bu yani değil mi? Evet, eksi integral f üssü x, f üssü x 1 ve 1 çarpı g gx, gx de sinüs x'e eşit. O halde bu şekilde yazabiliriz veya sadece sinüs x olarak yazalım değil mi? Daha iyi görünecek. Sinüs x, dx. Ve unutmayın burada belirli bir aralık söz konusu. Yani tüm bu ifadede pi'yi ve sıfırı yerlerine yazıp ikisini birbirinden çıkartacağız. Evet, sinüs x, dx'in belirsiz integrali veya ters türevi nedir diye soralım. Kosinüs x'in türevinin eksi sinüs x olduğunu biliyoruz. İntegralin dışındaki eksiyi içeri alabiliriz. Burası artı olur. Bu da eksi sinüs x olur ve bu integralin kosinüs x'e eşit olduğu çok daha açık olarak görülür. Yani burası kosinüs x oldu. Evet, artık bu ifadenin sınır noktalarındaki değerlerini hesaplamaya başlayabiliriz. İfadenin önce pi'deki değerini hesaplayalım. Eşittir. Pi çarpı sinüs pi değil mi? Artı kosinüs pi. Evet, şimdi bundan ifadenin sıfırdaki değerini çıkartacağız. Sıfırdaki değeri de farklı bir renkle yazalım. Evet, eksi. Şöyle gönüş bir parantez içine. Evet, sıfır çarpı sinüs sıfır. Evet, artı kosinüs sıfır. Şimdi bir bakalım. Sinüs pi sıfırdır. Bu terim gitti. Kosinüs pi eksi birdir. Bu da sıfır. Kosinüs 0 ise 1'e eşit. O halde eksi 1 eksi 1 eşittir eksi 2. İşte bu kadar. Böylece bu belirli integrali kısmi integrasyon yöntemini kullanarak hesaplamış olduk.